Arkadaşlar herkese selamlar. Şimdi ülkemizdeki malum gündem Türkiye'de ekonomi nereye gidiyor? Arkadaşlar Türkiye'de her şey çok pahalı. Pahalılığın herkes nedenini araştırıyor. Ben size pahalılığın nedenini söyleyeyim. Pahalılığın nedeni artık Türkiye'ye ithalatçılar, Türkiye'ye ithalat yapan kişiler artık ithalattan korkuyor. Çünkü dolardan korkuyor. Diyor ki ben bugün dolar 30 iken ithalat yapıyorum. Dolar bir anda 60-70 olsa ne olacak? E ne oluyor? Getirdiğim alan %500 yani 10 liraya Türkiye'ye getirdiğini artık 50 liraya Türkiye'de 40 lirada yani 300'de 300, 400, 500 500'ler koyuyor. E ne oluyor? Bunu 50 liraya alan para kendici günün sonunda bunu 200 liraya son tüketiciye götürüyor. İşte pahalılığın nedeni bu. Başka pahalılığın nedeni olacak hiçbir şey yok. Çünkü zaten bir maddenin belli ki rakamı 5 lira yurt dışında, e bu Türkiye'de son tüketiciye gelinceye kadar nasıl oluyor da 200-300 liraya geliyor. İşte bunun nedeni bu 5 liraya alan imalatçı, ithalatçı bunu 25 liraya iç piyasaya veriyor. 25 liraya alan kişi de buna %400-500 koyuyor ve ona göre çok pahalı bir şekilde ürünler önümüze geliyor. Şimdi diyorlar ki ya bu ihracatçılar çok kolay vize alıyor. Amerika, İngiltere, Almanya. Arkadaşlar şu anda dünyada 50 milyondan fazla kişi online olarak iş gücü veriyor. Yani online olarak bilgisayarın başında oturuyor, bir firmaya hizmet veriyor. Türkiye'de yaşıyor, Almanya'daki firmaya e, pazarlama müdürlüğü yapan kişiler var. Bunları bizzat tanıdığım için söylüyorum. Şimdi 50 milyonluk sayı sevgili arkadaşlar yakın zamanda 300 milyona doğru gidecek. Çünkü artık şirketler içeride istihdam istemiyor. Hizmeti dışarıdan alıp içeriye bir ofis masrafı, ofisin kendine göre masrafları, tabi o kişi içeriye aldığı zaman onun yol, yemek derken çok daha pahalıya gidiyor iş. Herkes imalat anlamında da, servis hizmet anlamında da ee, maliyetlerini düşürmek istiyor. Şimdi benim bir tane arkadaşım vardı. Bu çocuk Amerika'da 15 sene önce okuyormuş. O zaman polis çevirmesinde polis de bir sorun yaşıyor ve polise tükürüyor. Daha sonra bu çocuk vize almaya gidiyor Amerika'ya. Yıllar sonra diyorlar ki senin Amerika'da bir olayın olmuş sana vize veremeyiz. E ihracata giriyor çok başarılı oluyor. Bu sefer tekrardan vize için başvuruyor. Böyle böyle ben şirket kurdum Amerika'da. Bu şirketi daha da büyütmek istiyorum. Amerika'ya gitmek istiyorum. Ve adama vize veriyorlar. Daha sonra da içeride green card'ı aldı. Sevgili arkadaşlar artık dünyada bütün ülkeler... ...dijital okur yazarlığı çok yüksek kişileri ülkelerden kabul ediyorlar. Evet biz Türkiye'de e, belki çok niteliksiz mülteci içeriye kabul ettik ama... Büyük ülkeler, gelişmiş ülkeler bunu böyle yapmıyor. Nitelikli iş gücü, yüksek kişileri içeriye alıp içerideki ekonomilerini daha da büyütmek istiyorlar. Türkiye 2023 yılında 255 milyar dolar ürün ihracatı yaptı sevgili arkadaşlar. Bunu kaç kişiyle yaptı? 20 milyon insan bir şekilde madde, ürün anlamında imalat yaptı, ihracatçı bunu ihraç etti. Bir de Türkiye'nin 100 milyar dolar servis ve hizmet ihracatı var. Bu servis ve hizmet ihracatına 1 milyon kişi, 1 milyon kişinin kaynağı olduğu bir şey. Düşünsenize Türkiye 1 milyon tane bu akıllı adamı servis ihracatı yapan 5 milyon kişi yapsa Türkiye ekonomisi uçar gider, Türkiye çok bambaşka bir yer olur. Bu e, meyanla size anlatmak istediğim insanlar evet dolar anlamında işte dolar çıkacak öyle olacak böyle olacak işte dolar e, yükseldi dolar alçaldı arkadaşlar önemli olan doların veya paranın ne olduğu değil sizin cebinizde doların veya paranın olup olmadığıdır. Siz bizler e, ne yapmalıyız maksimum seviyede kendimizi geliştirmeliyiz. Bizim anladığımız kazanç metodu ne? Elektronik işlerle para kazanmak. E, Türkiye'de bu işi yapan Türkiye'de elektronik işler, elektronik hizmet sağlayarak, elektronik ihracat yaparak, elektronik bazı e ticaret faaliyetleri yaparak, YouTube'da, Instagram'da içerik üreterek para kazanan 50-60 bin kişi var. Bizim bu sayıyı en hızlı şekilde 1 milyona doğru götürmemiz lazım. Bu anlamda bu hizmeti veren akademiler, eğitim merkezleri, online eğitim yerleri, fiziksel eğitim yerleri çok çok önemli. Kendinizi maksimumda geliştirin. E-ihracat, e-ticaret yapan biri eğer meta reklamı, TikTok reklamcılığı, Google'da reklam yapma bunları bilmiyorsa, içerik üretimini bilmiyorsa çok ciddi gol yer. Burada demek istediğim konu kendimizi eğer maksimum dijital altyapımızı güçlendirip daha fazla gelire doğru koşturursak çok daha iyi olur, çok daha fazla para kazanırız. Fiverr, Upwork, Freelancer.com, Türkiye'de Armut bunlar çok değerli siteler. Eğer siz e-ihracatı biliyorsunuz, Amazon'u biliyorsanız, Etsy'yi biliyorsanız gidip orada bu işi yapan firmalara hizmet satabilirsiniz. Onların satışlarını daha büyütebilirsiniz. Bu anlamda maksimumda kendimizi geliştireceğiz. Çünkü iç piyasa Türkiye'de maalesef iyi değil. Herkes yurt dışında nasıl yaşarım? Yurt dışında yurt dışına hizmet, servis, ürün satarak nasıl bir yerlere gelirim? Herkes bunun peşinde. Bu da doğru bir yaklaşım. Tabii ki dolar kazanmak Türkiye gibi yerlerde çok çok iyidir. Bir de mesela dün ben bir yayın yaptım. Dünkü yayında der ki işte ya Mertence ne zaman Türkiye'nin işte Jeff Bezos bunun gibi birileri Türkiye'de çıkacak veya neler olacak. Ee, biliyorsunuz GAFAM diye bir proje vardı. Evet Türkiye'de de Jeff Bezos'lar çıkacak ama Türkiye birazcık bakış açısını değiştirdiği zaman daha keyifli, daha mutlu bir ülke olduğu zaman bunların hepsi çıkacak. Bu GAFAM projesinde de Google, Amazon, Facebook, Apple, e, Microsoft bakın bunları yapan kişiler hep 20 ile 29 yaşları arasındaydı. Bunu başardılar. Türkiye'de sevmediğim bir laf var. E, diyorlar ki devamlı işte gençler bizim geleceğimiz. Ya gençler gelecekte zaten ihtiyar olacak. Bunu ben hep söylüyorum. Önemli olan gençlerden şu anda faydalanmak. Ve ben e-ihracat, e-ticaret dünyasında, dijital dünyada genç, yaşta buna inanmıyorum. Bu işi bilen herkes bu işi çok güzel yapar. Buna inanıyorum, bunu biliyorum. Sevgili arkadaşlar size diyeceğim maksimumda dijital altyapımızı geliştireceğiz. Ve burada şunu da söyleyeyim. 5 tane ilgili bölümü okuyan üniversiteli kız kardeşimize de e ihracatta Etsy veya Amazon eğitimini ücretsiz vereceğiz. Biliyorsunuz biz kar amacı gütmeyen bir faaliyetiz ve insanlara maksimumda dijitalde para kazanmaları için teşvik ediyoruz. Sizleri çok seviyorum. Mutlaka kanalımıza abone olun ve arkadaşlar aşağıya yorum yapın. Bu yorumların hepsini ben ee, cevaplıyorum. Ayrıyeten Instagram'da da Mert Tancıyer e, Instagram kanalı İhracat Türkiye Instagram kanallarına da abone olun. Burada da e, neler yaptığımızı daha iyi izleyeceksiniz. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.